Yamızda şubelerimiz sayısımızı her geçen gün arttırmaktayız. Kongre devam ediyor. Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım şimdi konuşma yapıyor. Sizin son bir cümleyle düşüncelerinizi alalım. Vallahi her zaman başkanımızın yanındayız. İnşallah yarınki kongrede başkanımız tekrar başkan olur. Kendisine başarılar diliyorum. Çok sağ olun. Kürsüde başkanımız Sayın Aziz Yıldırım var. Herkese teşekkür ediyorum. Akşam maç var, onun için hadiseleri biraz hızlandıralım. Önce Sayın Başkanım size, divan üyesine, arkadaşlara, denetleme kuruluna, yönetici arkadaşlarıma ve değerli kongre üyeleri, hanımefendiler ve beyefendiler, değerli basın. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Tabii demokrasi güzel bir şey. Ama demokrasi, demokrasiyi anlayanlar için. Eğer demokrasiyi ne olduğunu bilmeden onun üzerine kendi menfaatleriniz için yorumlar yaparsanız ve o yorumların sonunda size karşı yeni eleştiriler getireceği de aşikardır. Ben 1990 yılında bu kulübe yönetici oldum. Ve Sayın Başkan Vefa Bey ile beraber Köksal Özbek, Osman Yalçın dördümüz Sayın Metin Aşık yönetiminde görev aldık. Geldiğimiz zaman Fenerbahçe Spor Kulübü şu andaki Sayın Vefa Bey'in sonradan yaptığı binada yönetim kurulumuz vardı. Küçük bir binaydı. Hepimiz oraya gelip oturacak yer dahi bulamıyorduk. Yukarıda 4-5 oda, aşağıda geniş bir küçük salon, oyuncular, sporcular daha önce kalıyorlarmış. Öyle bir mekanda yöneticilik yaptım. Sonra Sayın Metin Aşık, 91 yılında Metin Aşık tesislerini, bugünkü Deveağzı'ndaki tesisleri yapmaya başladı. Biz 91 yılında futbol şubesi sorumlusu oldum ben ve ben futbol oynuyordum. O zaman Sayın İding, Cemil Turan, diğer eski sporcular, hepimiz orada bir küçük halı saha vardı. Orada futbol oynuyorduk. Oynadıktan sonra ısınmaya gidiyorduk. Yıkanmaya, duş almaya gidiyorduk. Fenerbahçe'nin bir şeyi üstünde kiremiti olmayan, eterniti olan derme çatma bir bina. Ortada bir soba. Ortada bir soba. Herkes ısınır. Futbolcular da aynı şekilde. Ve soyunma odası yok. İşte orası soyunma odası. İki tane duş, herkes birbirini bekler, öyle bir yerdeydi. Sonra Metin Aşık tesisleri yapıldı ve kulüp oraya taşındı. 20 yıldan fazla bir kapalı salon yapılmıştı. 4 tane diveyi duruyordu, prefabrik bekliyordu. Hiçbir şey yapılmıyordu. Deveağzı'nda sonradan bir çim saha yapıldı. Çavuşoğlu buradaydı demin gördüm. Teşekkür ediyoruz kendisine. O şey bir çim saha yaptı. Dünya herkesin oldu. Bütün Fenerbahçeliler sevindiler. Sonra zaman geçti. İşte Deveağzı'nda bir tane ağzında boksörlerin antrenman yaptığı, ön tarafında da yemek yediğimiz, hepimizin gidip yemek yediği mekan vardı. En fazla yüksekliği 1.75-1.80. Basık, rütubetli bir yerdi. Arkada boksörler, Mert burada da iyi bilir, boksörler antrenman yaparlardı. Bir gün biz orada futbol oynarken bizi oraya götür de burada soyunacaksınız diye. Oraya girince şeyden oradaki küften, nemden boğulacak gibi olduk.
Doktor var mı? Doktor yok. Çocuklar orada antrenman yapıyorlardı. Sonra hemen o park yaptığımız yerde bir çukur açmışlardı. Bir de üstüne bir tahta koymuşlardı, kalas. İnsanlar onun üstüne yürür gelir giderlerdi. Düşen de, çok özür diliyorum, pistin içine ve kurbağaların içine düşmüş olurdu. Fenerbahçe'de bir şantiye binası gibi mavi uzun bir bina vardı. Sayın Alişen oraya helikopterle gelir inerdi. Her taraf toz duman oldu. Rahmetli Serkan yanına gittiğim zaman toz duman içinde. Oradan o yemekhaneye çamurların içinde yürürdük. Hiçbir tarafında Fenerbahçe'nin telçit yoktu. Telçit yoktu. İçinde bugün arkadaşım İlhan Ekşioğlu'nun yaptığı Yelken Kulübü'nün orada bilmem ne vakfına ait bir grup vardı ve alkollü, içkili orada yaşantı vardı. Ben Fenerbahçe'yi böyle aldım. 17 sene sonra Fenerbahçe bu. Bakın. Bakın Fenerbahçe'ye. Bakın. Ben ve arkadaşlarım ömrümüzün sonuna kadar bu yaptıklarımızla övüneceğiz. Çocuklarımız övünecek. Hiçbirimiz bunları yapmaktan dolayı pişman değiliz. Yaptığımız bütün yaptıklarımız sevdiğimiz için yaptık. Bize kimse zorla yaptırmadı bir şey. Biz Fenerbahçe'yi sevdiğimiz için. Biz o 25 milyondan biri değiliz. Bunu iyi bilin. Biz ayrıcalıklı Fenerbahçe'yiz. Fenerbahçe için esirgemeden canını verecek insanlardanız. Öyle kolay değil. Vatanın zindanlarında 60'lar sıcak odalarda arkadaşlarınızı çağırıyorlar. Hepsi başkanı verin, gidin. Yüzüne söylüyorum. Biz bunları yaşadık. Bütün Fenerbahçeliler 3 Temmuz'da dışarıda birlik ve beraberlik içerisinde Fenerbahçe ruhu yaratıldı. Bunu yaratanlar biziz. Biziz. Herkes pay çıkarmasın fazla. Bunu yaratan, eğer Aziz Yıldırım orada savcı son sözün nedir diye sorduğunda son sözüm dar ağacında olsam da Fenerbahçe demeseydi, siz bu ruhu yaratamazsınız. Bunu bilin. Öyle yani biz efendim önüne attık, arkasına attık değil. Biz beraberdik. Ama bugün görüyorum ki demokrasi diyorsunuz, şu diyorsunuz, bu diyorsunuz. Bunun dışında beni tehdit ediyorsunuz. Beni kimse tehdit edemez. Ben öyle bir babanın oğluyum ki hayatta beni kimse tehdit edemez. Benim damarımda kan başka akar. Başka akar. Ve şunu da bilen bir adamım. Her gecenin sabahı olmaz. Bunu da çok iyi bilen bir adamım. Herkes de bilsin. Her gecenin bir sabahı olmaz. Bugüne kadar sabır ettim. Fenerbahçe başkanı yaptı, etti demesinler diye. Her türlü hakareti bana yaptılar. Yaptınız. İçinizde bazıları yaptılar. Twitter'larda, şurada, burada. Bir gün cevap vermedim. Bir gün açıp bir şey söylemedim. Ama bundan sonra söyleyeceğim. Pazartesi Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanıysam yarın akşamdan itibaren herkesten hesap soracağım, bilin. Bilin. Artık bitti. Demokrasiymiş. Gazete ilanlarında bana demokrasi olmaz. Ben olmaz. Bir gün dahi kimseyi tehdit etmedim. Kim aday olduysa, kim şey yaptıysa hepsine saygı gösterdim. Ben de kendim geldim. Kendim de aday oldum. Bakın. Tüzük ne yazıyorsa ben de müracaat ediyorum. Ben de yapıyorum. Ama hiçbir zaman gazetelere ilan verip de sen gelip aday olma veya gazetelere konuşup da televizyona konuşup sen olma, sen çekil. Senin yerine bir ortak aday bulalım bilmem ne. Bunu ben söylerim. Siz söyleyemezsiniz. Bu hak benim. Ben derim ki kulübün durumu bu. Böyle bir insan bulalım, gelin.
bunu getirelim başa, kulübü düzelsin diye. Siz kulübün ne olduğunu bilmiyorsunuz. Bak şimdi anlatacağım. Demin Abdullah Bey, sizin arkadaşlarınızdan yönetici aday galiba, 850 trilyon borç olduğunu söylediniz. Doğru. 1 trilyon, 1 milyar dolar yeteri. Bu kulüp, bak dokümanlar hepsi burada. İsteyen varsa geri ver, arkadaşlar da burada, evraklar burada. 15 yıl $358 milyon faiziyle, cezasıyla, her şeyle. Bu salonu yaptı. Allah razı olsun Yüker'den. 1000 defa. Murat Yüker'den Allah 100.000 defa razı olsun. Evvelki akşam beraberdik. Beraber yemek yedik, sohbet ettik. Bana hapisteyken geldi. Sen dedi çıkmadan bu salonu açmayacağım dedi. Sen çıkınca açacağım dedi. Ben çok duygulandım o zaman. Ve dedi ki biz dedi yavaş yavaş işlerimizi başka düzene sokuyoruz. 2 sene sonra da Fenerbahçe ülke olarak ayrılacağız dedi. Bunu da senden talep ediyorum dedi. Ben çıktıktan sonra hapisten. Ben 2 sene daha devam et dedim. Çünkü benim niyetim yine bu sene bu mahkeme bitmiş olsaydı bırakacaktım. En azından benim dönemime kadar senden rica ediyorum bu devam etsin. Ama bu mahkeme bitmeyince biz de sözümüzü tutma mecburiyetindeyiz. Fenerbahçe Ülker'de yalnız Fenerbahçe ismi kalıyor, Ülker ayrılıyor. Geçen sene basket için 29 milyon euro Fenerbahçe'ye para harcadı. Bunun 4-5 milyon eurosu kulüpten çıkmıştır. 4-5 milyon eurosu da işte bu salondaki insanların kombinelerinden gelmiştir. Geri kalanı Ülker grubu vermiştir. Her sene verdiği gibi. Onlara yine teşekkür ediyorum. Saygıyla da onları anıyorum. Şimdi seneye Ülker yok. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Yazınızda teşekkür ediyorsunuz. Bakın seneye 25 milyon euro lazım. Öyle kolay değil. 50 milyon dolar lazım. Futbolcu alacağız. Kolay değil. Bakın anlatacağım da. Neler? Hep kime iyilik yaptıysam belayı buldum. Kime yaptıysam ama. Atasözü de var zaten. Diyor ki iyilik yap at diyor. İyilik yaptık attık hep kötülük geldi. Şimdi benim yanımda yöneticilik yapanlar. Hepsi ama. Ayrıldıktan sonra listeye yazmadık veya şu oldu bu oldu. İyi ayrıldığımız da dahil. Hepsi muhalefetlik yapıyor. Ben muhalefete karşı değilim. Muhalefet akılsa, akıllıysa, doğru söylüyorsa, bana yol gösteriyorsa benim başım üstünde yeri var. Başım üstünde. Sevgi yok. Saygı yok. Ya sevgi kime yok? Ben sokağa çıkıyorum. Fenerbahçe ihanet edenlerle, Fenerbahçe'nin parasını çalanlarla. Ne yapayım yani? Onlarla dost mu olayım şimdi? Dost mu olayım? Şimdi bu Alex meselesini iyice anlatayım da herkes iyice anlasın. Alex'i Mahmut Uslu burada gitti. Figel var, menajer. Alex'i almaya gittiler. Davom istiyordu. Fakat biz bir de stoper Alex vardı. Onu da almak istiyorduk. Alex gelecekti. 5 milyon dolar bonservisi var. 4 milyondu galiba. 4 milyon dolar bonservisi vardı. Sonra Figel Ocak ayında İstanbul'a geldi. Ve ben Kalamış'ta beraber yemek yedik. Bu Alex'in
Down tarafından istendiğini, almak istediğimi söyledim. Sonra o da şunu söyledi, hanımı hamile, çocuğu var, olacak, gelemez, seneye gelsin. Peki dedik, 4-5'e çıktı, anlaştık. Ve Nobby'yi teklif etti. O Marcelo diye bir hoca istiyordu. O da size Nobby'yi verelim, siz şampiyon yapar dedi. Ve ben hocaya Down'u anlattım, bunları Down'da peki dedi. 500 bin dolar da verdik şeye, Nobby'yi aldık. Sonra ertesi sene Alex geldi. Mahmut Bey'le Hakan Bilal Kutlu'la beraber gittiler. Hallettiler, geldiler. İmza atılacak. Beni çağırdılar. İmza Fabrikalı Gazetesi'ndeyiz. Alaaddin Metin de yanımda oturuyor. Kahvaltı yapıyor sabah. Ben gelmiyorum diyorum. Siz imzalatın. Biz de burada oturuyoruz. Onlar imzalattılar filan. Şu bu. Alex başladı. Gayet de iyi. Sağ içinde muazzam bir çocuk. Beğeniyoruz da. Sonra başladı mesela Marco Aurelio, iyi aile çocuğu değilmiş orada memleketinde, bilmiyorum yani ailesi bizdeki gibi kategoride aşağıdaymış onlardan. Onunla görüşmezdi ailece. Söylerdim görüşmezdi. Görüşlerdim görüşmezdi. Ben hiçbir şey anlatmadım kimseye bugüne kadar. Hep içimde tuttum. Dedim ki ya kurumdu bu, anlatmayalım millete. Kimse ilgilendirmez. Bu bir içimizde kalsın. Ama bunu kullanıyorlar madem ki ben anlatacağım şimdi. Şunu da söyleyeyim. O meraklılara tribünleri açıyorum herkese. Esrar değişsinler, kokain değişsinler, bunlar çok karışmıyor. Ne yaparsa yapsınlar. Hep beraber kucaklaşırsınız. Açıyorum. Bakın gör neler olacak. Yeter artık. Ben uğraşamam. Yeter. Devlet uğraşmıyor. Az yıldır uğraşacak. Siz de onlardan menfaat sağlayacaksınız. Para vereceksiniz. Onlara bağıracaksınız. Bakın toplantıyı da iptal etmişler, haberiniz olsun. Neyse ondan sonra Alex başladı. Önce iyiydi, gayet iyi gidiyordu. Sonra bir zaman sonra yaşlı adam çıkıyor dışarı. Üzgün, kızgın. Kalktım ayağa. Sağımda oğlum hep tanımadığım insanlar. Pardüsü üstümüzde. Biz delikanlıyız ya. Çıktık, alkışladık. Ya bana herkes bir yuh diye çekseydi. Bak şimdi işe bak. Siz de Alex'i çok seviyorsunuz. Ben hep sizden çok seviyorum. Sağdaki Alex'i. Sonra ne oldu? Sonra mukavelesi bitti. Aynı zaman yani o 3-4 ay sonra Mahmut Uslu, Murat Özaydınlı, Ali Yıldırım her gün evine gittiler Alex'in. Aman Figer'i çağırdık. Christian var. Bir gün onu da alın konuşun yani Alex sevenler. Nobel'le Christian'la konuşun Alex'i. Onlar anlatsınlar size. Benim anlatamayacağım, söyleyeceğim şeyler var. Ondan sonra bir baktık. Bunlar gittiler şey falan. Bir mukavele geldi. Frankfurt muydu Mahmut Bey? Ertabelli'ne bir anlaşma yapmış. Önümüze koydular. Onun üstüne çıktık, rakamları çıkardık. Ve anlaştık. Alex de o zaman muhabbeti olan insanlar da burada oturuyorlar. Onları da dinlesinler. Ondan sonra tamam. Aykut Hoca Daum'la geldi, başladık. Daum kıvranmaya başladı. Bu yaşlandı şöyle böyle, aman idare et, aman idare et. Çünkü yeni imzaladık. Ondan sonra Aykut Hoca geldi. Davumu gönderdik, Aykut geldi. Aykut daha gelirken antrenman geldi, dedi ki ben bunu yapamayacağım dedi. Bir çare. Ya o çare ne çaresi, bir şey yapamayız. Bak o da yaşıyor. Hepsi de beni duyuyor şimdi televizyonlardan. Dedim ki ya idare et Aykut, yapma hocam. Şu bu. Yok, bizim birader araya girdi. O girdi, bu girdi. Neyse zoraki gidiyorsun. En son Kasımpaşa maçı. Ben de hapishaneden çıkmışım, gelmişim işte. Ben de tribünde oturuyorum şeyde, protokol tribünde. Kardeşim telefon etti, acele gel dedi. Aykut istifa ediyor yine dedi. Gittim soyunma odasına, oda var. Baktım, ne oldu hoca filan? Bu dedi, söyledi ağzına geleni söyledi yani bunun yanlış adam olduğunu, şu bu. Kayıt da odada. Kayıt dedi ki sen niye gidiyorsun, sen her şeyi yapıyorsun hoca. Burada yapmayan kaptansa kaptan gider dedi.
Devrede aldı oyundan, gitti soyunma odasına. Soyunma odasında o stokta oynamıyor yedek. Stokla beraber geldiler, kale arkasında oturdular. O zaman yine genç Fenerbahçeliler orada gelmişler, bağırıyorlar. Yönetim istifa, Aziz Yıldırım istifa diye. Alex'le beraber. Bıraktı. Sabahleyin Aykut Hoca almamış idmana. Demiş ki git ne yapıyorsan yap. Gelme buraya. Şimdi beni aradı. Tercümanı. Böyle böyle sizle görüşmek istiyor. Buyursun gelsin dörtte kulübe geldi. Lakayt bir vaziyette. Zaten geç de geldi. Ondan sonra da peki dedim ne yapacağız? Ne düşünüyorsun? Ne istiyorsun benden? Ben dedi Brezilya'ya gitmek istiyorum. Allah yolunu açık etsin dedim. Ve gitti. Ya Aykut'u gönderecektim hocamızı ya onu. Ben kurumdan yana tavır koydum. Bu kadar. Anlayana sivrisinek saz hikayesi. Eğer anladıysanız mesele yok. Anlamadıysanız bir daha anlatayım. Başka konuları da anlatırım. Daha çok var. Efendim? Baş ver artık o kadar detaylı. Üyemiz lütfen bilsinler. Müdahale etmeyin. Bilsinler. Ha çok var. Tribünde oturan arkadaşımız Saykın Başkan'ın konuşmasına müdahale etmeyin. Sayın Başkanım devam edin lütfen. Başkan. Arkadaşım konuşmayın lütfen. Başkanın konuşmasını kesmeyin. Oturun yerinize. Ne diyor, anlamadık ya. Yerinize oturun lütfen. Ya dur bir dakika. Burada şeyi tutmuş. Sayın Atıf Başkanım istiyormuş. Siz. Atıf istiyormuş Sivas'tan. Siz devam edin lütfen. Devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar. Ya bir şey yapmayın bırakın. Mert şey yapmayın ya, çocuğu otursun orada, otursun. Otursun dinlesin. Şimdi neyse ondan sonra Alex'le ilgili daha çok konu var. Gerekirse anlatırım yani. UEFA için imza lazımdı bir hapisteyken. Onu bile imzalamadı kağıdı, paramı kimden alacağım diye. Hep prim prim prim. Orada o işte menajerlik yapanlar iyi bilirler o konuları. Primimi nasıl, kim istiyordu, nasıl istiyordu? Onlar anlatsınlar ama yanlış anlatmasınlar, doğruları anlatsınlar, herkese doğruları öğrensin. Şimdi geldim arkadaşlar. Ben dedim ki 1 milyon üye yapacağım. Sebebi neydi? 1 milyon üye yapmamın sebebi kulübü halka açmak, Fenerbahçelere açmak ve burada demokrasiyi daha iyi uygulamak, yapmak içindi. Ve burada amacım benim tamamen buranın Fenerbahçelere açık olmasıydı. Ama maalesef bu yanlış anlaşıldı. Bana padişah diyorlar. Padişah alan insan halka açmaz kulübünü. Bana diyorlar ki diktatör. Ben diktatör olsam açmam yani sizlere. Niye açayım ya? Tutardım 5 bin, 6 bin, 10 bin de bırakırdım. Ben ömür boyu da burada kalırdım. Benim öyle bir niyetim yok ki ya. Yani niye yapayım yani ya? Ben yaptım yapacağımı. Benden sonra yapacağım. Deki kararın bir an önce hangi türlü çıkarsa çıksın önemli değil. Ben çünkü eğer hakim adalet, hukuk işlerse bizim lehimize çıkaracağını adım gibi biliyorum. Ama başka şeyler girerse ne olur bilemem. Burası Türkiye. Benim tek derdim Fenerbahçe'ye leke sürülmesin. Bu leke Fenerbahçe'nin üzerinde olmazsa ben lekeleneyim, mühim değil, önemli değil benim için. Ne olacak? İnsan bir gün ölüp giderim. İkinci şey, benden sonra buraya başkan kim olacak? En önemli konu bir tanesi de o. Eğer benden sonra buraya, ben çapulcuyum dedi ya, geldi gitti. Öyle çapulcular buraya başkan veya yönetimde olacaksa yandık. Yandık. Onun için Ali Koç'a rica ettim. Ali Koç'a rica ettim. Ali benim kardeşim gibi yani. Hep biraz görüşmeyelim 2 ay 3 ay, işi gücü var, bizim de işimiz gücümüz var. Yalnız Fenerbahçe değil ki ortak paydamız, değişik herkesin işi var.
Hemen anala bir okuyayım, evine yazma çizme. Oturduk, konuştuk, ettik. Bıraktığım gün aday olacak. Söz verdi çünkü. Sözünü yemez Ali Koç. Onun için çapulculara burada yer yok. Çapulculara yer yok. O kongrede ben bizzat burada olacağım. Bizzat burada olacağım. Şimdi bana demin Abdullah Beyler söylüyorlar. Çok konu var, çıkarttık. Bakın 97'de 92 kişi çalışıyormuş kulüpte, Fenerbahçe'de. Fenerbahçe ve gruplarında. Bugün 1360 kişi var. Ben 92 kişi çalışırken bütün insanları isim isim tanıyordum. Şimdi tanımıyorum. Lisanslı sporcu 97'de 491 kişiymiş. Bugün 1608 kişi. Devam ediyorum. Üye sayımız 30 bine geldi. Haberiniz olsun. 1 milyon üye gayet iyi oturdu. Gidecek. Tahmin ediyorum bu şeylerle giderse bir yılda 250 milyon dolara yakın kulübe girdi sağlanacak. Bilginiz olsun. O kadar söyleyeyim, anlayın. Bakın, konsolide borç durumu. Duran varlıklar dahil aktif toplam 98'de geldiğimde 8 milyon 163 bin dolarmış. 2014'te 460 bin 717 bin dolar. Yani 56 kat artmış. Abdullah Bey, biliyorsunuz herhalde, söylüyorum, yani şey yaparsanız evraklar burada, bakabilirsiniz. Orada 98 divanında 13 milyon dolar borç olduğunu yazıyor. Bugün borç 380 milyon dolar. 29 kart artmış. Ama aktif toplam duran varlıklardaki 56 kart artmış. Borç 29 kart artmış. Borç nerede? Niye borç yaptık? Stadı yaptık. Biz hemen dedik ki ya işte burayı Migros yaptı, burayı uzanlar yaptı. Yaptıkları para, verdikleri para 3 milyon ya. Biz insanlara heveslendirelim diye yalan söyledik. Yalan söyledik. 3 milyon o tribün yapılır mı ya? Biz insanları sponsor olarak kulübe gelsin etsinler. Bunlar kulübe destek olsunlar. Allah razı olsun, oldular. Ama belli miktarlarını 3 milyon verdi. Biz oraya harcadık 10 milyon. Örnek. Denizli'nin olduğu gibi yaptık. Tesisleri yaptık. Faruk Yılgaz'ı yıktık, yeniden yaptık. Her yeri yaptık. Orada bedava yapmadık herhalde. Ankara'da İncek tesislerini yaptık. Bugünkü değeri, yalnız arazinin değeri 20 milyon dolar. Size hediye ediyorum. Kaça aldık? 1 milyon dolar aldık. Çünkü araziyi aldık tarla diye. Değiştirdik Ankara'da. Sonra yaptık bina, orada duruyor. 32,5 dönüm. Sonra topuk yaylasını yaptık. 26 milyon dolar. 13'ünü Fenerbahçe Spor Kulübü verdi. 3'ünü de Ankara'dan İddia ve Spor Toto verdi. Ve yaptık. Her şeyi yaptık. Burası Fenerbahçe'nin malı. Fenerbahçe'nin tapulu malı burası. 15 sene daha Ülker işletecek. Ama Murat Ülker iki akşam önce bana dedi ki her şeyi topuyla alın, siz işletin, beni bulaştırma dedi. Bizim arkadaşlara sordum. 7 milyon dolar, kendisinde o firması var, onunla konuştuk. 7 milyon dolar burada yılda masraf var. Karşılığı olmayan. Yok, almıyoruz dedik. Vallahi bak, sen mi söylüyorsun? Yani bana çok ısrar etti. İlla al. Hatta Ferit Bey karşıda bir küçük salon yapmış. Onunla da konuş dedi. İkisini beraber alsın Ferit Bey. İşletsin. Kulübe de para kalır. Bal çalıyor. Yer miyiz? Yok yani. Tamam. Şimdi 1997 ve 2014 yılları amatör şubeler gelir gider bütçesi ve
fiili gelir gider mukayesi yapmış arkadaşlar, çıkarmışlar. Buna göre fiili yani paralar nerede anlatıyorum yani. Bir eve alıp da evime götürmedim yani. Cebimden verdiklerim hariç. Yaptıklarım hariç. Yaşadıklarım hariç. Ayıp ya. Diyor ki ben diyor Amerika'daydım. Arkadaşlar ayarlamışlar diyor. Ya bu Fenerbahçe başkanı ne kadar ucuzmuş ya. Biz ya kaç sene uğraştık başkan olacağız diye. Ne eğitimlerden geçtik. Gittik kimlerle tanıştık, kimler bize anlattı, etti, ders verdiler. Küçük Fikret de dahil olmak üzere, Kıvcan. Bir hafta kaldı diyor, ben Amerika'daydım, pazartesi geldim, perşembe günü plan program yok. Anlatıyorlar. Bakın şeref sözü söylüyorum buradan, şeref sözü. Ali Koç'tan da izin alıyorum bu konuda. Eğer siz o yazdıklarınızı yapmak istiyorsanız ve yapacaksanız 100 milyon dolar teminat mektubu getirin, kulübe verin. Bu yapacaklarınızı 5 sene içinde Fenerbahçe'ye Avrupa şampiyonu olacaksınız. 5 sene içinde yapın. Ben bugün burada adaylığımı bırakacağım. Ben aday değilim. 5 sene. Bugünkü borçlar neyse aynı. Artı 5 sene sonra Fenerbahçe Avrupa şampiyonu. 2 defa mı 3 defa mı yapıyorsunuz? Ne? Ve o eğer yaparsanız 100 milyon Euro'luk teminatınızda ben kongre üyelerine rica edeceğim, size iade edeceğiz. Hadi buyurun. Gelin burada konuşun, kürsü burada. Ya ne atıyorsunuz? Siz yani bu paraların 5 lirasını ödeyemezsiniz ya. Neler neler var biliyor musunuz? Neler bekliyor? Neler bekliyor? 10 milyon euro oyuncuya borç var. Siz hep şu, tribün, tribün değil, buranın gerçekleri var kardeşim, gerçekleri. Buranın gerçekleri var. Burada bu bugün burada bu toplantı yaptık. Buranın maliyeti ne biliyor musun? Bedava yapmıyorsun burada. Ülke varında ayacımla firmasına para ödüyoruz kardeşim. Bak teklifim geçerlidir. Haberiniz olsun. Polisi duydun değil mi? He? 100 milyon. 100 milyon dolar. Getirin teminat mektubunuzu. Hemen adaletten çekileyim. Hemen çekileyim. Hiç yani problem değil. Tamam. Hadi buyurun. Hadi. Hadi. Borçları zaten arkadaşlar anlattılar. Bu sene 2013-2014'te amatör şubelerde 60 trilyon açık var. Böyle. Ve bu parkın içerisinde erkek basketbola gelir 69 trilyon olduğu halde. Yani o da dahil ama gideri 80. Biliyorsunuz anlaşma yaptık. Bu anlaşma 2002'de yapıldı ve sonra 2006'da yeniden değerlendirildi. Sayın Hüseyin Çelik bakandı, yaptı. Şimdi diyorlar ki biz bu anlaşmayı tanımıyoruz. Nabi Bey söylüyor, Milli Eğitim Bakanımız. Tanımıyoruz diyor, size diyor 17 milyon verelim, trilyon verelim, siz buradan çıkın diyor. Yahut da 345 trilyon getirin, şey yapın, alın. Biz de hayır dedik, biz hesap ettik. Bu hesabımıza göre 101 trilyon 922.446 TL buraya harcadığımız paraların bugünkü değerine taşırsak harcadığımız para. Yani yaklaşık 100 trilyon para. Bunun için bekliyoruz. Bu siyaset falan bulaşmak istemediğimiz için bu konuda yorum yapmıyorum. Seçimden sonra ben olursam ben olmazsam tabii gelen sizler ne karar verirsiniz ben karışmam. Ama benim düşüneceğim fikrim biz bunu mahkemeye taşıyacağız. Haberiniz olsun. Siz ister taşıyın ister taşımayın o sizin. Bak ne güzel anlatıyorum her şeyi. Tamam. 2000 amatör şubelerde
amatör şubelerde 2005'ten 2014'e 10 yılda gelir gider tablosuna baktığımız zaman burada toplam giderler 623 trilyon, gelir ise 463 trilyon. Yani 159 trilyon da o arada fark var. Devam edelim. Vergileri söyledim. Bütün şirketlerin konsüde edilen vergileri 358 milyon 370 bin 750 bin dolar. Devlete Fenerbahçe Spor Kulübü bu kadar katkı yapmış. Şimdi bu sorulardan arkadaşların konuştukları şeyden ses kaydı ile ilgili söyleyeyim. Ses kaydında kötü bir şey yok aslında. Kendileri çektirmişler. Ersun Yanar bütün şeyleri çektirmiş. Zaten kendisine bakarak ben yayınlayın dedim ama kamerayla şey görüntüleri yayınlayın dedim. Ne söylediğini kendisi dinlesin. Ama oradan birileri almış uyanık adamlar. Sanki şeyde söyleyin neydi? Tape gibi yayın yapmışlar. Tape'yi ben yapmadım. Ama görüntü olduğu gibi televizyonda yayınlayın dedim. Dediğimi yapmamışlar. Bunu da böyle bilin. Küçük grup, büyük grup yok. Bütün stadı gruplara açıyorum. Herkes gelsin. Ne yaparsa yapsın. Dövdük. Hırsızlık oldu. Esrar içtiler. Kokain içtiler. Ben karışmam. Ben karışmam kardeşim. Aranızda halledersin. Az mı verdin oğlum? Daha çok şeyler yapacağız. Gidene kadar çok şey yapacağım. Herkes duyacak. Herkes duyacak. Pardon, şuna devam edeyim de şimdi başkanı kızdırmayayım. Başkan kızmasın bana. Fenerbahçe şeyle ilgili, ürünlerle ilgili kısaca bilgi vereyim istiyorsanız. Kısaca. 2014'te 97 trilyon. 2010'da civoları. 2010'da 43 trilyon, 2011'de 60 trilyon, 2012'de 76 trilyon, 2013'te 88 trilyon, 2014'te 98 trilyon ciro. Mağaza sayıları 72, 73, 76, 89, 100. Sizi sıkmayayım. Yani Fener'im iyi çalışan, sağlam bir şeyimiz, kuruluşumuz. Şimdi bu şeye bir de söyleyeyim. Şampiyonluk arkadaşlar söylüyorlar ya, Galatasaray 9 defa şampiyon oldu şey diye. Ya bir defa ben hapisteydim. Ben hapisten herhalde idare etmedim yani. Rahattım. Hapiste çok rahattım. Ne gelip para istiyorlardı benden. Ne bilmem biri hasta oldu bilmem neyine. Ne öbürü adam bilmem dövdü o oldu gel yardım et yok. Arabama bilmem ne oldu yok. Şu adamı ara yok. Hiç kimse bir şey istemedi. Rahattım. Beni üzmemek için kimse bir şey istemiyordu. Yani benim suçum yok yani o şampiyonlukta. 98'de geldim de ben takımı ben yapmadım ki. Mevcut takımdı geldim devam ettik. Hatta Bursa'yı yendik burada. Bahşet attılar dediler ki ne yaptınız değiştiniz hiçbir şey yapmadık. Aynı takım devam ediyor dedik ya. Öyle değil mi Hulusi Bey? Söyle bak beraber çalıştık seninle oğlum söyle korkma. Söyle de ki evet öyle de. Bak hiç düğünlerde benim adetim değildir. Benim tarzım başkadır. Ben erkekçe oynarım her şeyi. Her şeyi erkekçe oynarım. Hiçbir şekilde Galatasaray'da olsa, Beşiktaş'ta olsa o düğünlerde onların altına saman koyup yumurta kırmadım. Ya böyle yok. Yeni geldiğinde övünüyorsunuz. Biz yaptık, biz ettik diye. Niye yaptığın şeyi söyleyemiyorsun? Tamam mı? Bak o tarihte kimler varsa çağırırım ha. Çağırırım hepsini konuştururum. Bırak şimdi bu işte. Yumurtayı kırdılar. Galatasaray taraftarını oturtmadılar oraya. Samanı koydular. Üstüne de şey getirdiler. Yumurta kırdılar. Açın 98'deki. Sevgili Aziz Yıldırım. Efendim? Değerli başkanım. Maçı oynamayacağız. İptal ettik. Salonu erken teslim edeceğimizi biliyorsunuz. Tamam hemen bitireyim. Ona göre toparlayayım. O zaman bitireyim de sonra Hulusi tamam. Konuştum. Hulusi Bey konuştum sonra konuşayım. Arkadaşlar bakın bu defterin içi.
başkanımız Avrupa Birincisi oldu. Fenerbahçe tarihinde var mı? Efendim Gamze kızımız olimpiyatlarda ikinci oldu. Var mı Fenerbahçe tarihinde? Hep ben ve arkadaşlarım yaptıkları yatırımlardan dolayı oldu. Orada çalıştılar. Boksa bakın aynı. Küreye bakın aynı. Masa tenisi. İki defa Avrupa şampiyonu. Hiç masa tenisi maçına gittiniz mi? Gittiniz mi? Soruyorum ya. Gördünüz mü? Bunlar hepsi para harcadık. Ve bu şunu istiyorum. Fenerbahçe, benim konuşmam daha çok var. Geleceğim ikinci sefer. Onları anlatacağım daha. Daha çok anlatacağım şey var. Şunu bilin. Benim tek şeyim Fenerbahçe. Sizlerin hiçbiriniz, bakın sizlerin o tribünde kill for you dediğiniz yukarıdakiler benim kadar Fenerbahçeli değilsiniz. Çünkü Fenerbahçe maç yaparken siz o oyunculara bağırıyorsunuz. Bana diyor ki oyuncu, biz sol tarafa Alper, bak isimleri, sol tarafa gidiyoruz, küfür ediyorlar yukarıdan diyor. Ayıp. Ayıp. Bu takım vizede kurşunlandı. Ben sizin gelin bir evinize, camınıza gece bir kurşun sıkayım. Bakayım sizin ruhunuzu görürüm ben. Ne hale geliyorsunuz görürüm. Onun için bu çocuklara saygı gösterelim. İkinci olmayacağım. Ne olursa olsun hiç önemli değil. O çocuklar ölümle karşı karşıyaydılar. Siz ölümle burun buruna geldiniz mi? Ölümün ne olduğunu hissettiniz mi? O çocuklar o ölümü gördüler orada. O ölümü gördüler. Ve öyle olduğu halde o yabancıların hali, yabancılar gitmek için izin istediler. Hep kötü, hep kötü, hep kötü. Ya hiç iyi bir şey yok mu bu memlekette ya? Sizlerde de hiç iyi bir şey yok mu ya? De ki bir başkan da şunu, başkan yorgun. Vallahi işe gireyim. Haberiniz olsun. Haberiniz olsun. Oo, oo. Oo. Dün Hulusi'yi gördüm. Vallahi Hulusi üzüldüm biliyor musun? Dün seni gördüm üzüldüm ya. Ya bu genç yaşta çökmüş. Biz geldik 62 yaşına. Hiç rahatız lan dedim. Bu ne ya? Tamam mı? Başkan kısa keseyim sonra ben geleyim yine. Başkanım geleyim, zaten çok kısa konuştun. Yok yok, konuşacağım çok var. Hiç peki tamam. Öyle bırakmam. Tamam bakın, başkanım. Bakın demokrasiye inanan benden daha başka insan bulamazsınız. İnanmasam kulübü halka açmazdım. Grupların elinden aldım. Yine gitmişsiniz gruplara yanaşmışsınız. Onlarla imza topluyorsunuz falan. Ya gelsen bana ben rica ederdim arkadaşlardan ya. Onları niye bulaştırıyorsunuz bu işlere? Hayır. Geleceğim şimdi. Daha çok şey var. Anlatacağım. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar. Geleceğim ama. Lazım. Yalnız başkan adayları konuşacağı zaman Sayın Belgü'de